Mahmut Övür, gerekirse Kandil'e kadar. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Akdeniz'de 11 Nisan'da başlayan Mavi Vatan 2022 tatbikatını izledi. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler, AB, AGİT, NATO, ikili ve diğer anlaşmalar çerçevesinde 19 ülkede askerleri olduğunu söyleyen Bakan Akar, dönüş yolunda gazetecilerin Karadeniz'den Akdeniz'e uzanan hatta yaşanan siyasi ve askeri gelişmelere ilişkin sorularını cevapladı. İşte o cevaplardan öne çıkanlar. Ege barış denizi olsun. Yunanistan'la diyalog önemsiyoruz. Hasmane tutum takınmanın yararı yok. NATO'da müttefikiz. Aklı selim sahiplerinden makul yaklaşım bekliyoruz. Gelin görüşelim diyoruz. Mavi Vatan tatbikatı kimseye hedef almıyor. Bu hassasiyeti ilettik. Tatbikatları hafifletebiliriz onu söyledik. Ama Yunanistan uluslararası anlaşmalara aykırı olarak 23 adadan 16'sını silahlandırmış vaziyette. Bu aleni bir ihlal. Bunu konuşmayalım diyorlar. Niye? Eğer uluslararası hukuka uyacaksak buradan başlamak lazım. Bu silahlanma gayretiyle Yunanistan ciddi bir maliyetin altına giriyor. Bu şartlar altında bu tür abartılı bir silahlanma gayretinin getireceği mali külfeti de komşu Yunanistan halkının çektiğini görmek lazım. Kıbrıs milli meselemizdir. Tek çözüm egemen bağımsız iki devlet. Türkiye garantör devlet kim ne derse desin bunu korumaya devam edeceğiz. Kıbrıslı kardeşlerimizin daima yanındayız. Konuşmak istememizi zafiyet olarak anlamayın sakın. Hakkımızı çiğnetmeyiz dememizi de tehdit sanmayın. Haklarımızı korumaya kararlı ve çok şükür muktediriz. Amerika ile ilişkiler Yabancı askeri satışlar kapsamında süreci başlattık, konuya ilişkin kongreden gelen bir soruya Amerika Dışişleri Bakanlığı bir mektupla yanıt verdi. Söz konusu mektupta bazı olumlu unsurlar olmakla beraber ihtiyatlı olmak lazım. Bu uzun bir süreç, temennimiz bunun olumlu sonuçlanması. Bizim Amerika Savunma Bakanı Austin ile belli bir seviyede ilişkimiz var. Göreve gelmesinin ardından telefon görüşmesiyle başladığı yüz yüze de görüştük. Gayet saygılı karşılıklı temaslarımız devam ediyor. Bizim de lobi çalışmalarına ağırlık vermemiz gerekiyor. Montre ve Karadeniz Montre anlaşmasının 19. maddesi çerçevesinde savaşan taraf olduğu için boğazları zaten Rusya'ya ve Ukrayna'ya da kapatmış bulunuyoruz. NATO da bu savaşta Ukrayna'yı destekliyor. Hal böyle olunca NATO müttefiklerinin Karadeniz'e giriş çıkışları da hassasiyet oluşturacaktır. Bizim verdiğimiz mesajlar, heyecan yapmayın, panik yapmayın, karşı tarafta da panik olabilir. Şu an Karadeniz'de buraya sahildar olmayan herhangi bir ülkenin savaş gemisi bulunmuyor. Bizim ne kadar müttefikimiz varsa onlar üzerindeki itibarımız iç işlerine karışmamaktan geliyor. Biz herhangi bir harekat tarzı empoze etmeden Libya'nın birliğini, beraberliğini, tek Libya'yı destekliyoruz. Kendi probleminizi kendiniz çözün diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Putin'le yaptığı görüşme sonrasında bizim Bakan Şoygu ile imzaladığımız bir mutabakat muhtırası var. O muhtıra çerçevesinde yerimizi aldık. Bizim arazide generallerimiz var. Rusya'nın generaliyle bizim generalimiz acil, sıkıntılı konularda hemen görüşüyor, konuşuyor. Biz mutabakat muhtırasına uyuyoruz, onların da uymasını istiyoruz. Biz orada rejimin ilerleyip binlerce insanın katletmesinin yeni bir insanlık dramının oluşmasını engelliyoruz. Suriye nüfusu Şam'ı tanımıyor. Suriye ile ilgili göz ardı edilen ana konulardan biri yeni bir anayasa yapılması, seçim yapılması. Suriye nüfusunun yarısından fazlası Şam'ı tanımıyor. Nasıl bir meşruiyet olacak? Amerikalılar, Ruslar orada karma karışık bir durum var. Anayasa oluşturulup seçim yapıldıktan sonra tabii ki buradaki Suriyeli kardeşlerimiz evlerine dönmek isteyecektir. Mülteciler konusunda bir takım rencide edici açıklamaların yapılması, yapılan çabaların da boşa gitmesi anlamına geliyor. Savunmada AB ambargosu Maalesef devam ediyor. İngilizlerle büyük ölçüde rahatlama oldu ve süreç devam ediyor. Almanya cephesinde de gelişmeler bekliyoruz. Bunun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını da açık ve net şekilde her platformda ifade ediyoruz. Samp T. Füze Projesi Türkiye, Fransa ve İtalya arasındaki ortak Samp-T füze projesine ilişkinde Sayın Cumhurbaşkanımız konuya ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İtalya Başbakanı Draghi ile biz de iki ülkenin savunma bakanlarıyla görüştük. Bununla ilgili üçlü bir görüşme yapılması gerekiyor. Ancak şu anda Fransa'da bir seçim süreci söz konusu. Türkiye hem S-400 hem samp hava savunma sistemlerini aynı anda kullanabilir. Erbil'in tavrı. Bizim Kuzey Irak'taki bölgesel yönetimle de merkezi yönetimle de gayet iyi ilişkilerimiz var. Teröriste karşı işbirliği içinde olduğumuzu memnuniyetle görüyoruz. Hedefimiz teröristler. Terörist neredeyse hedefimiz orası. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Suriye ve Amerika ile ilişkiler. Biz PKK eşittir YPG diyoruz. YPG'nin PKK'dan farklı olduğunu söylemek bizim aklımızla alay etmek anlamına geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da, defalarca söyledi. Tırlarla tonlarca yardım gitti teröristlere. Bunlar müttefiklik ruhuna uymuyor, olacak şey değil. O nedenle biz de diyoruz ki S-400, F-35 bunlar bir şekilde çözülür ama Türkiye ve Amerika arasındaki en önemli problem YPG'nin terörist olduğunun kabul edilmemesi. Birinci aşamayı tamamladık. Pençe kilit operasyonu bizim terörü kaynağında yok etme faaliyetimizin bir parçası. Yapılan operasyonla birinci safhayı tamamladık fakat bizim nihai aşamamız Irak'ın kuzeyinden herhangi bir şekilde bize bir terör tehdidi olmayıncaya kadar bu Kandil ise Kandil, asossa Asos yani bunu mutlaka biz bitireceğiz ve milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Mahmut Övür Sabah Melih Altınok Bırak garo bu işleri Ermenistan'da 24 Nisan anmalarında tişörtlerine kocaman haçlar çizili adamların Türk bayrağını yakmaları beni zerre kadar tahrik etmiyor. Bu seviyede etkinliklerle tatmin olan insanların kitlelerin ağzından çıkanın ne hükmü olabilir ki? İki halkın da acılar çektiği bir trajediyi bir asır sonra böylesine bir nefretle, intikam duygularıyla anan bir bünye ciddiye alınır mı? Toprakları bol olsun meslektaşlarımız, dostlarımız Hrant Dink'te, Markar, Eseyan'da bu leşliğe hiç prim vermediler. Çünkü 1915'e baktıklarında iki halkın barışması gerektiğini şiddet hissedecek kadar entelektüeldiler. Talat Paşacılarla Ermeni milliyetçilerin sosyal medyada kozlarını paylaştığı bu günlerde eksikliklerin ne çok hissediliyor, Baksanıza daha derin bir adam sandığımız HDP milletvekili Garo Paylan, meclise Ermeni soykırımı tanınması için öneri veriyor. Bırak Allah aşkına Garo, onca yıl içinde gelip varacağın nokta, taşnakçı pozları kesmek, diaspora lobicisini oynamak mı? Hitap ettiğin kitle bu mu? Mevzun parlamentolardan çıkacak resmi kararlarla tartışılması sığlığına ne ara düştün? Türkiye, Ermeni milliyetçilerin simetrisine denk düşen resmi pozisyonunu çoktan aştı görmüyor musun? Türkiye Cumhurbaşkanı'nın dün Ermeni Patriği Maşalyan'a gönderdiği tarihi 24 Nisan mesajına bak yıllarca sevinç ve tasada ortak olan bizlerin geçmişin yaralarını birlikte sarması ve insani bağlarını daha da kuvvetlendirmesi önemlidir. Bu anlayışla acıları büyütmek yerine bin yıla varan köklü birlikteliğimizden ilham alarak geleceğe beraber inşa etmemiz gerektiğine inanıyorum. Nitekim komşumuz Ermenistan'la bu amaçla Olumlu bir süreci başlatmış bulunmaktayız. Normalleşme sürecinin iki komşu ülke arasında yakın işbirliğinden yana olan Ermeni kökenli vatandaşlarımızca da samimiyetle desteklendiğini biliyor ve bunu çok önemsiyorum. Şimdi senin mi faydan var yaşayan Ermenilere, Türklere, insanlara yoksa Erdoğan'ın mı? Sanatçısı devlet memuru olan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur. Oyuncu Reha Özcan, gazeteci Yusuf Demir'e verdiği röportajda devletten aldığı memur maaşının azlığından yakınıyor. 1987 yılında Devlet Tiyatrosu'na girdiğimizde milletvekilleriyle aynı maaşı alıyorduk. Devletin askeri, polisi, hekimi, itfaiyecisi olur da tiyatrocusu neyin nesi? Öyle ya genel kabul gören tanımıyla sanatçı dediğin, o tasansürün iş tanımı gereği normal olduğu resmi bir pozisyonu zorla bile kabul etmez. Hadi etti diyelim, alır maaşını işini yapar. Devletinin onayladığı haliyle metinleri tekrar tekrar canlandırır. En azından devlet ve tiyatrocu arasındaki bu amorf ilişkiyi içselleştirmez, kutsallaştırmaz. Bir yandan Brecht tiratları atıp öte yandan 657'den aldığı memur maaşının milletvekilleri gibi devletlüler seviyesine çıkartılmasını talep etmez. Halkımız aydınlansın, kültür hizmetlerine ulaşsın, ilgisi artsın diye. Devri bitti. Hem 1940'ların Türkiye'sinde yaşamıyoruz, hem de Hikmet Kıvılcımlı'nın dediği gibi, halkı bilinçlendirmek, dolamayı pirinçlendirmeye benzemez. Ahalinin, amir memur hiyerarşisi içinde yeşerttiğiniz kültürlendirmenize ihtiyacı yok. Mesela en son Oya Başar ve Begüm görenin plastik aşklarını ve Burcu Görek'le Dilara Gül'ün oyunculuklarıyla yurt dışında ödül aldıkları Uyandığımda Sesim Yoktusunu izledim. Her biri sahneye devletin maaşı güvencesi olmadan çıkan sivil oyuncular ve kapalı gişe oynuyorlar. Var yapacak sanatınız siz de buyurun sahneye. Maaşımız ayrıcalığımız azalıyor diye yakınmak inanın komik kaçıyor. Melih Altınok Sabah